Şöyle, Amerika ve İran aslında birbirine kardeş iki ülke gibi değerlendirmek mümkün. Evet, Amerika ve İran arasında ciddi bir çatışmanın ya da savaşın yaşandığına şu ana kadar çok da denk gelmedik. Daha çok arka planda aralarındaki sürtüşmenin olduğuna şahit olduk. Bu bir ilk oldu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi. Bunun arka planını biraz incelemek lazım. Kime ne sağladı? Şimdi Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle birlikte İran çok güçlü bir koz elde etmiş oldu. Biliyorsunuz Irak'ta aylardır süren bir protesto vardı. Bu protestonun zemininde, altyapısında İran karşıtlığı yatıyordu. Ve yükselen bir Irak milliyetçiliği, Irak milliyetçilik dalgası vardı. Esasen Irak'ta Şii nüfusun çoğunluğu İran'a bir hazır bir saha veriyordu ama İlk defa Iraklılar İran'ın bu kadar müdahil olmasından rahatsızlık duydular ve sokağa çıktılar. Süleyman'ın öldürülmesiyle birlikte bu saha kendiliğinden yok oldu. Aylardır süren ve yüzlerce insanın ölmesine sebep olan protesto gösterileri, çatışmalar bir anda son buldu. Bu bir. İkincisi, İran'da da biliyorsunuz çok ciddi sokak kavgaları, direnişleri, çatışmaları vardı. Protestolar vardı ve o protestoların da bir anda kesildiğini gördük. Bunda Kasım Süleymani'nin etkisini es geçmemiz doğru değil. Kasım Süleymani'nin cenazesi il il neredeyse gezdirildi İran'da. Büyük şehirlerin tamamında gezdirildi. Ve en son kendi memleketi olan Kirman'a gömülmek üzere götürüldü. Orada da gömülemedi. Yüzlerce insan tabuta dokunabilmek için birbirini ezdi. Ve sanırım en son 60 ölü ve 273 yaralı vardı. Şu an rakamlar ne kadar tam bilmiyoruz. Bu anlamda da İran'a bir avantaj sağlanmış oldu. Yani İran, bu çatışmanın, Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin esas kazananı İran gibi görünüyor şu anda. Amerika çok sert bir karşılık vereceğini söyledi. İlk defa tarihinde ilk defa kırmızı bayrağı göndere çekti. Savaş bayrağıydı bu. Ama bunun savaş anlamına gelmeyeceğini biz iyi biliyorduk. Ve böyle de olacak. Yani kimse büyük bir savaş beklemesin. Kendisinin yaptığı küçük roketlerle birkaç saldırı yapabilir, misilleme yapabilir. Bu tamamen kamuoyuna oynamaktır. Amerika'dan intikamımızı aldık, özümüzü aldık, yeter demek içindir. Amerika askerinin öldürüldüğü söyleniyor. Hiç ihtimal vermiyorum. Hatta hiç. Ve belki bir kişi bile ölmemiştir. Tamamen İran kendi iç kamuoyuna oynadı ve onları tatmin etmek için dinleme yaptı ve onlarda sınırlı kalacağını düşünüyorum. Bu Orta Doğu, Türkiye ve bölgemize hani olası bir savaş olursa diyelim, varsayalım, etkisi ne olur? Ya dediğim gibi ben bir savaş beklentisi içerisinde değilim. Ha, bir savaşa dönüşeceğini hiç düşünmedim bugüne kadar, düşünmüyorum da. Amerika sahada daha çok İran'la çatışmadan, hiç politik olarak da çatışmadan işlerini yürüttü bugüne kadar. Irak'ta yürüttü, Suriye'de yürüttü. İran'da hiç Amerikan sahasına girmeden Suriye'de istediklerini elde etti, Irak'ta istediklerini elde ettik. Bir noktada danışıklı dövüş yaptılar ve ikisi de kendince kazandılar. Dolayısıyla olumsuz bir etkisini çok beklemiyoruz. Ama her ikisi açısından büyük bir savaş beklemiyoruz. Ama maalesef çatışmaların kırılgan ekonomileri üzerinde etkisi çok fazla var. Bu anlamda belki Türkiye'nin ya da bölgenin diğer ülkelerin ekonomisine bir nebze zarar vermiş olabilir. Dolar ve altın fiyatları yükselmiş olabilir. Bu beklenilen bir şeydir. Ama çok fazla süreceğini düşünmüyoruz. Bunun etkisi kısa sürede olacaktır. Ve birkaç hafta içerisinde toparlanma sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Orta Doğu politikalarını, denklemlerini baştan dönüştürür mü? Orada da dönüştürebilme kapasitesinin olduğunu düşünmüyorum. Amerika, yanılmıyorsam, dün bir açıklama yaptı. Irak'taki güçlerini çekeceğini Irak Başbakanı'na bildirmişti. Ben güçlerinin tamamen çekileceğini de düşünmüyorum. Belki kısmi bir çekilme olur. Nasıl kısmi bir çekilme? Irak'ın güneyindeki askerler biraz daha kuzeye çekilebilir. Ya da Bahreyn veya Katar'daki üslerine transfer olabilir ama bölgeden çıkma potansiyeli yok bana göre. Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin ardından 3. Dünya Savaşı diye dünya gündemine oturdu. Bunun bir sinyali
oluştu mu sizce? Çünkü Dünya Savaşı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yok, üçüncü, dediğim gibi yani bu potansiyeli taşımıyor. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi ya da İran'ın yaptığı küçük misilleme böyle bir potansiyel taşımıyor. Eğer şöyle olmuş olsaydı, Kasım Süleyman'ın İran'daki ehemmiyeti, gücü ne ise, Amerika'da benzer bir mevkidaş bir suikast ya da saldırı sonucu öldürülmüş olsaydı, belki böyle bir ihtimali tartışabilirdik. Tartışmaktan bahsedeyim, hala olurdu demiyorum. Belki tartışabilirdik. Ama böyle bir tartışmanın yapılması bile çok erken ve ben böyle bir ihtimali görmüyorum şu an için. Evet, sonuç olarak hani düşüncelerinize göre İran için yararlı olan bir olay oldu yani. Evet, İran kendi iç kamuoyunu toparlamış oldu. Bütün protestoları bir anda ortadan kaldırıverdi. Kendi kozunu rahatlattı. Şimdi Amerika'nın şöyle bir huyu var. Kendisine haklı göstermeyi çok seviyor. Eğer gerçekten 80 Amerikan askeri öldürülmüş olsa bu onu haklı kılar ve İran'a karşı topyekun bir saldırı için fırsat verir. Amerika haklı olmadığı bir savaşa rahat rahat gibi şöyle haklı derken yanlış anlamasın. Haklıdır anlamında değil. Kendi iç kamuoyunu haklı kılacak, gerekçelendirecek. Mesela ne gibi? Pakistan savaşı, Afganistan savaşı gibi. 11 Eylül oldu. Afganistan'a saldırıldı. Akabinde Irak'a saldırıldı. Bu kendisi için haklı bir gerekçeydi. Böyle bir gerekçe olmadığı sürece Amerika İran'a saldırmaz. İran'da Amerika'yı böyle kökten etkileyecek bir misillemeye kalkışmaz. İran'ın İslam coğrafyasıyla uğraştığına tanık oluyoruz. Çok da Batı ya da Hristiyan dünyasıyla çatıştığını görmedik. Ve Batı medeniyetiyle İran arasında sembolik ilişkiler var. Persepolis diye bir kenti var. Bilmiyorum duydunuz mu? Gidin oraya. Helenistik dönemin en belirgin emareleri orada var. Ve Batı için Yunanistan'daki Helenistik dönem ya da eserler kültürel doku ne kadar önemliyse İran'daki de o kadar önemli. O yüzden Batı'nın İran'da her zaman kültürel bir ilişkisi olmuş. Bu kültürel ilişki de İran'a karşı sıcak bir çatışmaya izin vermiyor. Ekonomik de bir ilişki olmuyor. Haliyle bütün ambargolara rağmen İran nasıl bu kadar ayakta durabiliyor? Mümkün mü normal şartlarda? Değil.